Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir kumpir yapıyoruz. Tam tarif. Bir borcam dolusu. Bir tepsi kumpir. Bunun için şöyle 2 kilo kadar patatesi haşladım. Videoyu uzatmamak adına güzel eziyoruz sıcakken Evet, eze bildiğiniz kadar ezin. Hemen sıcakken diğer malzemelerini katalım. Biraz tuz. Bir tatlı kaşığı kadar koyduk biz. Şöyle iki kaşığa yakın margarin. Bir kase kaşar peynir. Bunu şimdi güzelce eziyoruz. Ezmek istemeyenler eline eldiveni giysin, güzel yoğursun. Sıcak olduğu için eziciyle kolay oluyor ya da eldiven giymeniz lazım. Ezebildiğiniz kadar ezin, pürüzsüz hale gelene kadar hamur gibi böyle yoğuruyoruz. Şimdi geçelim diğer malzemelerimize. Şöyle bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. İçine sosis, salam, sucuk hangisini tercih ederseniz koyabilirsiniz. Güzel kavuruyoruz. Evet karıştıra karıştıra güzel bir onu kızartalım şöyle. Kavuralım çok kurutmadan. Altı kısıkta güzel kavuruyoruz ve şimdi bir kaşık şöyle hemen salça. Şimdi salçanın kokusu çıkana kadar da güzel kavurduktan sonra tavamızın altını kapatabiliriz. Evet salçamız da güzel kavruldu. Şimdi onu kenara alabilirim artık. Garnitürü göstermek istiyorum. Arka tarafta kaynıyor. Bezelye havuç. Minik minik doğradık. Bezelye büyüklüğünde onlar da haşlanıyor. Şimdi malzemelerimiz hazır. Evet. Sucuğumuz, havucumuz, bezelyemiz, mısırımız, yeşil biberimiz ve turşumuz. Kornişon turşu, salatalık. Seviyorsanız bolca zeytin katın. Şimdi biz katmadık. Aramızda zeytin yemeyen olduğu için katmadık. Yoksa zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin ikisi birden çok yakışıyor. Şimdi bu karıştırdığımız patates harcını tepsimize güzelce hepsini koyduktan sonra böyle eze eze güzel yayıyoruz. Bakın bir borcam bir tepsi. Şöyle hemen güzel kenarlarını da düzelttikten sonra öncelikle şöyle sucuğumuzu koyuyoruz patatesin hemen üstüne sucuğu. Kenarına, ortasına, her yerine yaydıktan sonra diğer malzemelerimize geçiyoruz. Havucumuzu ve bezelyemizi şöyle üzerine döktük. Bakın şöyle dağıtalım güzelce. Mısırı. En son yine düzelteceğiz, hepsi karışmış olacak. Yeşil biberimizi ve turşumuzu. Şimdi güzel dağıtalım üzerine. Her yerine gelecek şekilde tepsimiz tam olsun ve güzel bir renk cümbüşü. Hemen hemen herkesin sevdiği kumpır tarifi bu kadar kolay. Yapın evde tepsi tepsi bol bol yiyin. Evet gördüğünüz gibi tepsimiz fırına gitmeye hazır. Şimdi bunu fırında 20 dakika veya yarım saat derecesine göre ayarlayın güzel pişirdikten sonra kesip servis yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine kaşar rendesi ya da yerken ketçap mayonez. Şimdi bizim masamızda ketçabı mayonezi yemeyenler var. Herkes kendi tabağına. Kim neyi seviyorsa onu dökecek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere inşallah beğenirsiniz denersiniz tekrar teşekkürler